Şanlıurfa'da yıkılan eski stadyumun yerinde tozun toprağın içinde bir hedef koyduk kendimize. Hedefimiz şuydu: Şanlıurfa fuar şehri olacak. Yanı başımızda Diyarbakır, Gaziantep'te yılda 15 tane fuar yapılırken ve buradaki bizim iş insanlarımız, firmalarımız Şanlıurfa ve Gaziantep'e fuar ziyaretine giderken neden Şanlıurfa'da fuar yapılmasın? Tabii o zaman ki bürokratlarımız, ülke idare amirimiz koymuş olduğumuz hedefimizle adeta alay ettiler. İnanmak başarmaktır. Başarmaktır, başarmaktır. 8 yıl boyunca bu 8 yılın 6 yılını çadırlarda tozun toprağın içerisinde fuar organizasyonu yaparak, affedersiniz, tuvaletsiz, hijyenik ortam olmayan yerlerde fuar yapıldı. Bu fuar alanımıza kazandıran eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve buranın aktif hale gelmesine vesile olan Zeynel Abidin Başkanımıza da sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii en büyük teşekkürü start projeye yapmak lazım. Bundan 8 yıl önce Şanlıurfa'da fuar yapmak için kiminle görüştükçe hayır efendim biz Urfa'ya gelemeyiz. Urfa'da fuar alanı yok, fuar kültürü yok. Biz niyeti bir ticari kuruluşuz dedi. Ama Start Fuarcı'nın yönetim kurulu başkanı Musa Öztürk kardeşim diyorum. Sağ olsun geldi, elini taşın altına attı. Gövdesini taşın altına koydu, bizimle beraber yola çıktı. Kazanmadı ama Urfa'yı fuar kültürünü aşılattırdı. Ben sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımızın Türkiye 5'ten, Dünya 5'ten büyüktür dediği gibi ben de burada bir başkanım var burada siyasi olarak. Onun huzurunda diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 tane zalim vicdandan yoksun insandan büyüktür. Bunların hakkında gerekli kontrolü yapması gerekir. Bu konuyla ilgili sağ olsun Müteahhitler Birliği'nin Şanlıurfa'lı başkanımız büyük önem çaba sarf ediyor ve Ticaret Bakanımıza görüştüler. Sayın Başkanım, memleketin siyasi temsilcisiniz. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan temsilcisiniz. Bu sektörün durmaması için lütfen bu sektörde yaşanan sıkıntıları Cumhurbaşkanımıza gerekli bakanlara arz edin. Çünkü bu sektör olursa şehir güçleri hedefine ulaşır. Şehir güçleri hedefine ulaşmaması lazım. Ulaşmaması lazım. Biz pandemiye rağmen, şehir güçleri ittifakına rağmen biz üretmeye, istihdama, istikrara, istikbala devam ediyoruz. Ve tanıtımı anlamında çok önemlidir bizim için. İş dünyasının özellikle bu inşaat sektörünün bu konuda yeterliğini biliyoruz. İnşallah bu fuarlar bu pandemiden sonra daha sık sık yapılır ve turizm açısından, iş dünyası açısından çok önemsiyoruz. Biz de Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası olarak bu fuarcılık sektörünü birebir takip ve izlemekteyiz ve her konuda da desteklemekteyiz. Evet, Sayın Sadık Sade'nin söylediği gibi Musa Bey'i çok özverilerle bugüne kadar taşıdı. Artık biz yarınlara bakmamız lazım. Bizim o çamurlu, o tozlu günlerimiz bitti. Teknolojiyle ilgili artık yarışlar içerisinde olmamız gerekli olduğuna inanıyoruz. Dar boğazdan geçtiğimiz bir dönem ve bu dönemden dolayı birçok sektör zor durumda. Fakat buna rağmen bugün öncelikle Star Fuarcılığın Şanlıurfa'da düzenlediği yapı inşaat ve dekorasyon fuarı Şanlıurfa için çok önemli. Sebebine gelince tabii fuarcılık aslında bir şehrin kalkınmasına, bir şehrin büyümesine, gelişmesine çok önemli katkıda bulunan bir olgudur. Çünkü farklı yörelerden insanların buluştuğu, farklı sektörlerden öncelikle insanların bir araya geldiği, farklı farklı ürünlerin keşfedildiği, yeni ürünlerin tanıtıldığı ve keşfedildiği, kaliteli malı ucuza mal etmek için aslında bir araya gelinen çok önemli bir olgu. Bundan dolayı fuarcılık aslında bir memleketin kalkınması için önemli. Tabii Start Fuarcılık hiç beklemedi. Bugün normal hayata dün geçtik, bugün de Allah'ın izniyle fuarlarını başlattılar. Şimdi Sadık Bey bahsetti, o çamurlu fuar günlerini hatırlıyorum Musa Bey burada. O günlerde böyle hayalimiz vardı ama şimdi de
fuar için böyle sıraya girmiş, haberiniz olsun. Urfa'da bir an önce biz de bir fuar açalım deniyor. Urfa çok değer kazandı. 2019 yılının Göbekli Tepe ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa ayrı bir değer kazandı. Biliyorsunuz yine Göbektepe'den bir monolitin Birleşmiş Milletler'de sergilenmesi ayrı bir değer kattı Göbektepe'ye. Çünkü Göbektepe dünya mirasına alındı ama bütün dünyaya da şöyle deniyor: gidin bir Urfa'yı ziyaret edin. Eğer bir şehir müzik şehriyse, eğer bir şehir lezzet şehriyse, eğer bir şehir kültür ve tarih şehriyse o şehirde fuarcılık da çok iyi olacak demektir. Bunun için de fuarcılıkta insanlar sıraya girmiş bekliyorlar. Efendim biz de Urfa'da bir fuar açalım. Şanlıurfa inşallah Güneydoğu'da ve Türkiye'de bir cazibe merkezi haline geliyor ve gelmekte. Biz ne yapıyoruz? Şehri hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz? Efendim şehrimizin bir kimliği vardı. Şanlıurfa'nın bir kimliği vardı. Nasıl bir kimlik bu? Tarihi bir şehir. Bu tarihi şehrin kendine özgü yapıları var. Biraz önce Urfa mimarisi konusunda kapı önünde bir sergi açılmıştı. Hep beraber hayranlıkla seyrettik. Ne güzel şeyler yapmışlar. Bir bakıyorsunuz ki bir kuş evi yapmışlar, sanat eseri. Sedat Yalçın, Konya'da Mantofly firmasında pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Firmamızı tanıtayım önce. Mantofly firması 2006 yılında kurulmuş olup 2006'dan bu yana Ar-Ge çalışmalarıyla devam eden bir firmadır. Isı yalıtım ürünleri, su yalıtım ürünleri, boya grupları, yapı kimyasalları üretmekteyiz. Konya'da üretmekteyiz. Fabrikamız Konya'da. Biz ne üretiyoruz? Isı yalıtım sıvası üretiyoruz. Mantofly dediğimiz ısı yalıtım sıvası üretiyoruz. Bu özellikler nelerdir? En büyük özellikleri ısı, su, ses ve yangın. Dört yalıtım bir arada sağlayabilen bir malzeme. Bu malzeme binalarda aynı zamanda ne yapıyor? Isı yalıtımı yapıyor, ses yalıtımı yapıyor, su yalıtımı yapıyor. En büyük özelliği de ısı yalıtımı yapması. Yani bu malzemenin ham maddeleri bor, pomza ve perlitten oluşmakta. Su yalıtım malzemelerimiz tam elastik ve yarı elastik olmak üzere su yalıtım malzemelerimiz var. Genellerde havuzlarda, perde betonlarda, temellerde kullanılan, çatılarda, teraslarda kullanılan bir malzeme. Boya grubumuz var. Boya grubumuzda da dış cephe, iç cephe boya gruplarımız var. Aynı zamanda biz bu boya gruplarımızı ve yapı kimyasallarımızın üretiminin %70'ini yurt dışına sağlamaktayız. Yurt dışına ihraç etmekteyiz. Yani sadece yurt içi değil, yurt dışına da ihracatımız var. Birçok ülkeye ihraç etmekteyiz. Firmamızı kısaca tanıttık. İsterseniz ürünümüzün bir detayını göstereyim ben size. Yalıtım sıvamız şu şekilde hazır ısı yalıtım sıvası olarak geçmekte. Bu malzeme ısıya karşı dayanamını şu şekilde gösterebiliriz. Bakın. Şu şekilde. Bakın burada malzemeye şu anda bir sıcaklık vereceğiz. Bu verdiğimiz sıcaklığı da malzememizin ne kadar dayanabildiğini, yangına karşı dayanımını, basınç dayanımını göreceğiz. Şimdi burada yaklaşık 585 derece, 570 derece şu anda bir sıcaklığımız var burada. Bakın 570 derecede arkasına geçirdiği sıcaklığa bakalım. Şu şekilde arkasına elimi çok rahatlıkla dokunabiliyorum. Herhangi bir şekilde burada neyi görüyoruz? Hem basınç dayanımını hem yanmadığını görüyoruz. Bu şekilde deforme dahi olmuyor, bakın gördüğünüz gibi. Burada da su yalıtım gruplarımız var. Bakın şurada göstereyim. Burada su yalıtım harcımız var. Bu malzememiz de ıslak zeminlerde kullandığımız bir malzeme. Islak zeminlerde, yerlerde fayans altına da kullanabiliriz. Üzerine fayans da kaplayabiliriz. Burada tekrar L550 dediğimiz bir malzememiz daha var. Onu da göstereyim. Burada da tam elastik, temellerde, perde betonlarda kullandığımız, teraslarda kullandığımız bir malzeme. Kısacası malzemelerimiz bu. Bugünkü şeye katıldığınızla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bugünkü fuara katılmanızla inşallah ilgili. Beklentilerinizi karşıladı mı Urfa'daki fuar? Beklentilerimiz tabii fuarımızın daha ilk günü. İnşallah hayırlı olmasını diliyoruz. İlk kez mi katılıyorsunuz? Biz buraya geçen sene, ondan önceki sene katılmıştık. Daha önceki fuarımıza da katılmıştık. Burada bayimiz var, MSG İnşaat. MSG İnşaat'la beraber, onların da katılımıyla beraber onlara da destek veriyoruz. Onlarla beraber katılıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu her zaman artık genellikle serileşen bir fuar haline geldi. Şehrin biliyorsunuz katma değerine, baya bir katma değer sağlıyor. Şehrin ana ekonomisi inşaat üzerine döndüğünden, sektörel projeksiyonun bu yönde olduğundan dolayı
bayağı bir katma değer sağlıyor. Burada esnafımız birbirini tanımış oluyor. Halkımız esnafımızı tanımış oluyor. Biz de burada meslek odası olarak halkımıza şehir planlaşmasında işe yarar. Şehir planlaşmaları odasımızın şu ana kadar şehrimize yaptığı katkılar neler? Neler yapıyoruz? Bunu anlatmak için buradayız. Teşekkür ediyoruz. Burada bir etkinliğimiz var. Evet. Onu da hemen soralım. Tam Urfa'yı burada bir kelimeyle özetliyoruz. Bunun sonucunda da ortaya çıkan sonucu yine paylaşacağız halkımızla. Bunu bir analiz halinde en azından halkımızın katılımıyla beraber bunu bu şekilde bir çalışmayla. Sizin bakış açınız nasıl başkanım, Urfa'yı değerlendirdiğinizde? Ben ilkeye vatan yazdım. Gerisi iyi yönüyle kötü yönüyle her şeyle de içinde yaşıyoruz yani. Yapacağımız iş yarınlara daha müreffeh bir şekilde bakacak şekilde bu perspektifle bakmak, yaptığımız dokunuşlarda, yaptığımız her temaslarda bunu dile getirmek. Yani durum bundan ibaret. Potansiyeli olan bir kentmiş ama. İllaki potansiyeli olan bir yer, bir şehir. Hı hı. Bir kere şöyle bakmak lazım. Hı hı. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahipliyiz. Yıllık doğum oranı Yunanistan'ın yıllık doğum oranından fazla olan bir şehir. Bu genç nüfusu şöyle düşünüyorum. Ben bir el bombası olarak tasvir ediyorum aslında çoğu zaman. Siz bunu doğru kullandığınızda bu hedefi ihmal eder. Ama kullanamazsanız elinizde patlar. Bu genç nüfusun bir an önce istihdama kazandırılması, nitelikli bir hale getirilmesi durumunda yani Urfa'nın önünde durabilecek hiçbir güç yoktur kalkınması yönünde. Ama aksi takdirde de bu türlü bizim geleneğimize, göreneğimize, yaşayışımıza uygun olmayan durumlarla karşımıza çıkar. Bağımlılık konusunda, uyuşturucu madde kullanımı, farklı durumlar. Yani bunu, bizim bu gençliği bir an önce rehabiliteyi ekonomiye kazandırarak yapıyor. Zaten genç ekonomiye bir şeyler kattığında, geri kazanımını aldığında elimize bomba olarak patlamayacaktır. Bu şehri ileriye uçuracak bir etken olarak karşımıza çıkar. Başkanım, salgın nedeniyle mesela bir sürü etkinlik iptal edildi, şey oldu. Bugünkü katılım nasıl görüyorsunuz? Katılım aslında çok düşük. Önceki yıllara oranla baktığımızda katılım yarı yarıya düşük. Yani ondan maruz görmek lazım. Yani salgından dolayı bayağı bir şeydir. Onun meslek odalarının da burada olması aslında bu fuara artı bir katma değer sağlıyor. İşin tekniğe göre yapılması, nasıl yapılması gerektiğini, burada meslek odalarıyla da müteahhitlerimiz olsun, inşaat sektöründeki işverenler veyahut yatırımcılar olsun, müzakere ederek hareket etme fırsatı tanıyorlar. Her zaman, çünkü bu böyle bir boş alanda, böyle boş bir zamanımız olmuyor. O noktada da bu bir fırsat, başka bir fırsatta değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.